Bir inançtır ama aynı zamanda bir kültürdür. Dolayısıyla son yapılan şeyle yasayla birlikte bizim cemevlerinin Kültür Bakanlığı'na bağlanmasını asla kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir inançtır. Bir kültür değildir sadece. Dolayısıyla bunu kabul etmediğimiz gibi Büyük Alevi Komutanlığı da zaten bununla ilgili gerekli görüşler sunuldu, yapıldı, her şey anlatıldı. Başka bir şey ise şu, biz Aleviler olarak kendi gündemimizi kendimiz belirlemek istiyoruz. Bununla ilgili bir çaba içerisinde olmamız lazım. Bütün inanç müsahip kurumlarımızla birlikte bunu önemli altını çizmek istiyorum. Yurttaşlık sadece ülkemiz bizden ibaret değil, bizim dostlarımız, ilerici insanlarla birlikte hareket etmek zorundayız. Eşit yurttaşlık tabii ki önemlidir. Önümüzdeki sürece bakacağız. Bununla ilgili gereken direnci, çalışmayı, birlikte olmayı, güçlü olmayı da devam ettireceğiz. Maaş verilmesi veya herhangi bir şey verilmesine yol asla müsaade etmez zaten. Dolayısıyla bu tür girişimde bulunanlar yolda kalır. Yolda yolu yarıda bırakmış olur ve yola ihanet etmiş olur. Fare doğurdu. Sonuçta Aleviler lehine gelişen herhangi bir olay olmadı. Şu son yapılan torba yasayla birlikte Kültür Bakanlığı'na bağlanan Alevi Kültür Daire Başkanlığı adı altında kurulan bu yapılanmayı Aleviler doğru bulmuyor. Alevilerin talepleri var, mütevazi talepleri var. Bu talepler sırayla eşit yurttaş olmak istiyoruz. Eşitlikten kastımız ülkenin yaşayanlarıyla birlikte eşit haklara sahip olacağız. Yine Alevilik bir inançtır. Kabul edilmesini talep ediyoruz. Cemevleri inanç merkezimizdir, ibadethanemizdir. Buraların ibadethane olarak kabul edilmesini talep ediyoruz. Madımak Utanç ve İnsanlık Müzesi olarak adlandırılıp bu şekle dönüştürülmesini talep ediyoruz. Yine Alevi köylerine cami yapılmasına itiraz ediyoruz. Ve eşit yurttaşlıktan kastımız bize eşit, nasıl ki Sünni kardeşlerimize cami yapılıyorsa bize cemevi yapısının talebinde de değiliz. Biz kendi inanç merkezlerimizi kendimiz yaparız, kendi finansmanımızı da kendimiz temin ederiz. Yeter ki eşit davranılsın bize. Yine Alevi yol önderleri olarak kabul ettiğimiz Alevi dedelerinin gri pasaportlarla yurt dışına gönderilmesini zaten doğru bulmuyoruz. Çünkü Alevi dedelerinin ne gri pasaportla bir yere seyahat etmelerini ne de devletten nemalarını Alevi dedeleri de doğru bulmazlar. Şimdiye kadar Hakulla denen, Çıralık denen müesseseyle bugüne kadar dedelerimiz az vermişler talipleri, çok vermişler ama dedeler dönüp o paraya bakmamışlar ya da verilen yardıma bakmadan alarak kendi geçimlerini idame ettirmişler. O günden bugüne devletten nemalanmayan dedelerimizin de bugünden itibaren devletten nemalarını kendileri de doğru bulmuyor. Biz kurum temsilcileri olarak da doğru bulmuyoruz. Onun için hem Aleviliğin Kültür Bakanlığı'na bağlanmasını hem de dedelere gri pasaport verilerek yurt dışına bazı yerlere Mekke'ye ya da Hacı Kabe'ye götürülmesine itiraz ediyoruz. Kerbela'ya da gri pasaportla götürülürse ona da itiraz ederiz. Biz kendi imkanlarımızla Kerbela'ya da gideriz. Gidebileceğimiz tüm noktalara imkanlarımızla gidebilecek kudretteyiz.